Herkese merhaba. Bugün Otoguru'daki konuğum Mercedes-Benz GLB. GLB biliyorsunuz çıktığı 2019 yılından beri oldukça ilgi uyandıran premium kompakt sınıfta neredeyse lider konumuna gelen bir SUV. İçinde bulunduğumuz bu araç 2021 model GLB 200 4MATIC. Hadi bir tur atalım, gerisini size yolda anlatacağım. Aracı hareket ettirmek için burada sinyal kolu benzeri güzel bir vites kolu buraya yerleştirilmiş. Onu hemen D konumuna alıyorum. El frenimi de buradan eski sistem Mercedesler gibi bırakıyorum. Sinyalimi verip hareket ediyorum. Nihayet yola çıkabildik. Şimdi de size biraz sürüş deneyimimden bahsetmek istiyorum. Fakat sürüş deneyimine başlamadan önce aracın biraz teknik verilerinden bahsedeyim. Bu araç Mercedes'in belki de bu sınıfta diğer rakiplerini oldukça zorlamak üzere tasarlanmış bir kompakt SUV'si. Araçta 1330 cc'lik bir 4 silindirli benzinli turbo motor var. Bu motor bu haliyle 163 beygir güç üretebiliyor ve 250 Nm de tork üretiyor. Aracın üzerinde bu 4MATIC versiyonda 8 ileri dişlili bir çift kavramalı bir sistem var. DCT bir sistem var. Bu sistem motorla esasında uyumlu çalışıyor ama ben oldum olası çift kavramalı şanzımanları çok sevmediğim için bana biraz kararsız geliyorlar. Motor hacmi tabii çok küçük. Bu araba 1625 kiloluk bir araba. Bu arabayı kolayca çekip götürebilir mi? Benim aklımdaki en önemli sorulardan biri buydu açıkçası. Fakat şunu söyleyebilirim. Hani gaza ilk dokunduğunuz andan itibaren tabii çift kavramalı şanzımanın etkisiyle arabayı çok rahat kopup götürüyor. Tabii çift kavramalı sistemler biliyorsunuz bir program dahilinde çalışıyorlar ve bunlar işte burada da sürüş modları var. Şimdi burada göstereceğim size şimdi. İşte dinamik, ekonomik, ondan sonra konfor, eko, individual, sport gibi değişik burada sürüş modları var. Buradaki ekranlara tabii hem buradaki direksiyon üzerindeki dokunmatik küçük butondan kontrol edebiliyoruz. Hem ekranın kendisine dokunarak kontrol edebiliyoruz. Hem de buradaki touchpad'den dokunarak kontrol edebiliyoruz. Direksiyona baktığımızda iki tarafında kontrol butonları var. Sağ taraftaki butonlar sağ taraftaki ekranı hedeflemişken sol taraftaki butonlar da bizim önümüzdeki hayalet ekranı hedeflemiş durumda. Tabii ekranlar 10.20 inç iki ekran var. Toplamda 20 inçin üzerinde bir dijital ekranımız var. Ekranların çözünürlükleri gerçekten çok güzel. Son dönemde Mercedes'in kompakt sınıfta tercih ettiği bir ön düzenek var açıkçası. GLB'nin ekonomik bir SUV olduğunu birkaç bize ipucu ile anlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi bir Mercedes'te olmamıza rağmen tek bölgeli dijital bir otomatik bir klima var. Klimamızın kontrol düğmeleri burada. Ayrıca buradan sol tarafta oldukça şık alüminyum bir düğme var. Bu düğmeden klimamızın ısısını kontrol edebiliyoruz. Değeri de ekranın köşesinde görebiliyoruz. Yine sağ tarafında klima kontrol grubunu, sağ tarafında alüminyum düğmeden de klimanın üfleme yönünü kontrol edebiliyoruz. Nereye üflediğini de yine ekranın sağ alt kısmından görebiliyoruz. Onun dışında bir cam tavanımız var. Komple cam tavan. Ön taraftaki kısım bir sunroof açılıyor, kapanıyor. Arabanın şoför tarafındaki kapının üzerinde de klasik Mercedes koltuk sürücü koltuğunun kontrolleri var. Sürücü koltuğu yine elektrik destekli ve 3 hafızalı olarak yapılmış. Bu tabii bu pakete özel. Şu anda AMG Plus paketindeyiz. Yine bu pakete özel metal pedallarımız var. Elektrik kumandalı bagaj kapağımız var. Bu 7 koltuklu versiyonu dilenirse 5 koltuklu olarak da bu arabayı satın alabiliyorsunuz. Şimdi biraz sürüş dinamikleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Tabii araçta yüksek basınçlı bir turbo ile desteklenmiş 1330 cc'lik bir motor var. Az önce de söylediğim gibi motor hacmi bu 1625 kiloluk aracı götürmek için küçük mü?
Bu soru hep sizlerden gelen soruların içinde hep bu soru vardı. Benim de merak ettiğim bir şeydi. Açıkçası motor turbosu itibariyle yüksek basınçlı bir turbo ile beraber aracı çok rahat götürüyor. Tabi bunda 8 dişli de çift kavramalı şanzıman, DCT şanzımanın da etkisi oldukça yüksek. Şanzıman ekonomi üzerine programlanmış. Tabi sürüş modlarının dışında çok atik bir şanzıman değil. Yani kickdown yapıp gaz pedalına bastığınız zaman hemen vites küçültmek isteyen bir yapısı yok. Bu da normal çünkü bu bir performans aracı değil. Bu bir aile aracı. Başka bir konu, GLB'ye dışarıdan ilk baktığınızda bunu küçük bir araç zannediyorsunuz. Yani en azından ben öyle zannediyordum. Zaten B platformu üzerine oturtulduğu da adından belli, GLB. Fakat inanın içine bindiğinizde, benim boyutlarımda bir adam, hep söylüyorum 1.85 boyundayım. Koltuğumu kendime göre ayarladığım zaman arkada, yine ben bu koltuğun arkasına geçtiğimde hem diz mesafem hem baş mesafem oldukça rahat. Şaşırtıcı şekilde rahat. Ya yani inanın ilk bu arabayı test edeceğim zaman bu arabanın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Onun dışında söylemek gereken şeyler, şu anda mesela bozuk bir yoldayım. Yol konforu, yani bu arabanın amortisörleri tabii sert tercih edilmiş. Ve bir amortisör kontrol sistemi olmadığı için bunları da baştan, yani optimal bir seçim yapmışlar. Güvenliği tehlikeye atmayacak şekilde. Fakat bu yolda bir konfor zafiyeti yaratıyor mu? Hayır, bence yaratmıyor. Dolayısıyla yoldaki konforu bence hiç fena değil. Biliyorsunuz bu araçlar Mercedes'in Meksika'daki fabrikasında üretiliyorlar. Ve bütün dünyaya oradan dağılıyorlar. Ülkemize GLB sadece 1330 cc'lik bu turbo benzinli motorla ithal edilmişti. Fakat bunların yurt dışında 2 litre dizel ve 2.2 litre dizel olmak üzere değişik versiyonları da var. Bugün videoyu çekmeden önce Mercedes-Benz Türkiye'nin sayfasına girdim açıkçası. Orada GLB'nin artık full elektrik versiyonunun da Mercedes'te kompakt SUV ailesine katıldığında görmüş olduk. Adı da EQB olarak geçiyor yanılmıyorsam. Dolayısıyla bu tür motorların tercih edilmesi tabii gezegenimizin geleceği açısından ve karbon salınımı açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tabii ki dizel motorların torkları itibariyle kullanım zevki oldukça fazla. Ama bu arabada da yüksek basınçlı bu turbolu motorda 250 Nm zaten tork üretiyor. Arabayı oldukça rahat götürüyor. Şimdi burada bir deneme yapacağım. Bakalım, burası boş bir yer yakalamışken. Şu anda arabayı durdurdum ve bir dip gaz yapıp bakalım nasıl gaz açtığını merak ediyorum. Bakıyoruz. Oo, çok başarılı. Ve 100. Gerçekten tabii araba küçük hacimli olmasına rağmen turbonun sesini de duymuşsunuzdur belki. Oldukça seri davranıyor. Şanzımanın etkisi çok büyük. Onun dışında araç içinde ses var mı diye bunları da anlatmak zorundayım. Esasında yol sesi yok gibi. Ben hiç alamadım. Rüzgar sesini maalesef Bodrum şartlarında deneme şansım yok. Ama pek bir problem çıkaracağını sanmıyorum. Aerodinamisi bir SUV'ye göre fena değil. Onun dışında içeride tek fark edilen ses, hani bir Mercedes'te olduğumuz için söylüyorum, biraz motor sesini alıyor. O da bu küçük hacimli motordan güç elde etmek için tabii turbomuz oldukça aktif çalışıyor. Onun sesi geliyor bazı zamanlarda. Şanzıman proaktif bir şanzıman. Siz frene bastığınız her durumda vites küçültüyor. Dolayısıyla siz gaza dokunduğunuzda her zaman hareket etmeye hazır, doğru viteste sizi bekliyor. Bunlar tabii DCT çift kavramalı şanzımanların karakteristiği. Yani sizi her zaman fırlamaya uygun, aracı taşımaya uygun doğru viteste beklemek üzerine programlanmışlar. Tabii bu boyutlarda bir araç oldukça enteresan. Bugünkü fiyatları, yani Mayıs sonu 2022 tarihi itibariyle Mercedes-Benz Türkiye sitesinde bu aracın fiyatları 1 milyon 200 bin lira, 1 milyon 300 bin lira bandında hareket ediyor. Tabii bunlar ilk çıktığında 400-500 bin lira bandlarında, o aralıklarda etiketlerle satışa sunuldular. Fakat ne yazık ki o zaman pandemi koşullarında biliyorsunuz bir araç arz derdi, krizi vardı. Dolayısıyla araç bulunmuyor. Şu an itibariyle araç arzında ya da araç tedariğinde bir sıkıntı yok.
Dolayısıyla GLB talep ederseniz bunu gidip satın alabiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi full elektrik versiyonunu da artık satın alabiliyorsunuz. Tabii bu boyutlarda bir aracı böyle küçük bir motorla elde edebilmenin birkaç faydası var. Bir kere ÖTV, MTV dolayısıyla büyük hacimli bir motorun bize getirdiği vergi yükünden kurtulduğumuz için bu araçları nispeten görece daha ucuza elde edebiliyoruz. Tabii netice itibariyle hangi sınıfta olursa olsun Mercedes standartlarını karşılayan bir araca ihtiyacınız varsa, yani işte çoluk çocuk veya gezmeye gitmek istiyorsanız, geniş hacimli bir araba arıyorsanız, benim gibi biraz uzun boyluysanız vesaire, böyle bir araca ihtiyacınız varsa bence hala bu fiyata rağmen tam bir fiyat performans aracı. Direksiyonla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Direksiyon Mercedes'in hakkını verir bir direksiyonu var. Yani ne çok boş ne çok dolu. Gerektiğinde hafif, tam bir Mercedes karakteri sergiliyor. Fren dozajlamasından çok memnun kaldım. O da tipik bir Mercedes. Yani tabii bu araç Meksika'da üretiliyor ama parçalar ve standartlar elbette ki Mercedes tarafından belirleniyor ve üretiliyor. Ürettiriliyor ya da. Aracın için direksiyonu yoldaki bozuklukları hiç okumuyor. Bu araç formatik olmasına rağmen onunla ilgili de çekmeler direksiyonda hiç yok. Yoldaki bozuklukları dediğim gibi okumuyor ve sürücüsüne aktarmıyor. Şase küçük olmasının avantajıyla oldukça rijit bir şasesi var. Ben deminden beri değişik rotalarda, yani hem virajlı yollarda hem de hafif meyilli yollarda denemeye çalışıyorum. Araç salınım açısından, yani yüksek olmasına rağmen çok salınım yapıyor gibi gelmedi bana. Tabii yüksek hızlarda girilen virajlarda denemek lazım. Ama şehir içi koşullarda ya da orta boş trafikli yollarda bir salınım hissettirmedi açıkçası bana. Bu araçlarla ilgili benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de tabii kabin konforu, klimanın konforu, ses düzeninin kalitesinin yanında bu görsel şölen benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca araçsa biliyorsunuz, daha göstermeye çalışacağım ama şuralarda, kapı kenarlarında ve bu ön konsolun iki tarafında LED ışıklandırmalar yerleştirilmiş. Bunlar ambiyans ışığı olarak adlandırılıyor. Ambiyans ışıkları da 64 farklı renk yanılmıyorsam buradan menüden ayarlayarak değiştirebiliyorsunuz ve şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Arka koltuklarla ilgili de söylemem gereken bir şey var. Arka koltuklarda kayar sistemler konmuş. Dolayısıyla nasıl ön koltukları buradan rayla hareket ettirebildiğimiz gibi arka koltuklarda ileri geri hareket ediyor. Tabii bu araç 7 koltuklu bir versiyon olduğu için belki böyle bir şey var. 5 koltuklusunda da hareket ediyor mu bilmiyorum açıkçası. Ama burada bize müthiş bir, zaten çok geniş bir diz mesafesi olduğu için arkada hareket ettirerek bagaj hacmimizi de oldukça büyütebiliyoruz. Bir 130 litre kadar 500 litreye ek yapabiliyoruz. Araçla ilgili ilk eleştirilecek şey nedir diye sorarsanız, gerçekten kapılar kapatılırken biraz sert çekmek gerekiyor. O da tabii bir alışkanlık. Yani bir haftalık, belki de 3-5 günlük kullanımdan sonra buna da insan çabucak alışacaktır. Şu anda dışarısı 33,5 derece olarak görünüyor ön kadranda. Oldukça sıcak ve pırıl pırıl güneşli bir gün. Fakat aracın içinde klimadan memnunum. Oldukça konforlu. Bu biliyorsunuz SUV'lerde kabin geniş olduğu için klimanın performansı birazcık insanı endişelendirebilir. Hele cam tavan varsa, bodrum gibi bir yerde. Fakat şu an itibariyle hissettiğim soğutma kapasitesi gayet yeterli. Ha, eleştirilecek bir şey daha var. Bir Mercedes'te olmamıza rağmen bugün artık premium markalar dışında markalarda bile, hatta hafif ticari sınıfta bile arka koltuklara bir havalandırma çıkışı, havalandırma menfezi varken bu araçta olmaması açıkçası beni çok şaşırttı. Ama onun dışında arka kolçak üzerinde bardaklıklarımız var. Burada da arkada şaft tüneli üzerinde USB-C çıkışımız var. Bu tarafta ön konsolda zaten USB-C çıkışımız var. Aynı zamanda şu ön tarafta kablosuz şarj ünitemiz var cep telefonumuz için. Yine bu araçta hem Android hem de Apple CarPlay özellikleri var. Fakat kablo ile bağlanıyor. Telefonunuzu Bluetooth ile bağlayabilirsiniz. Araç üzerinde navigasyon var. Onun dışında araçta
aktif sürüş yardım sistemleri var. Bunların içinde nelerimiz var? Şerit takip sistemi var. Onun dışında geri görüş kameramız var. Ayrıca kamera park asistanları da var. Yani etrafı da bir yazılımla bize gösteriyor. 360 derece kameraları belki yok ama bir yazılımla etrafı da bize gösterebiliyor. Ön ve arkada park sensörlerimiz var. Ayrıca yoldaki trafik işaretlerini de okuyan bir sistem var. Başka neyimiz var? Onun dışında aracın torpido gözü oldukça büyük, kocaman bir torpido gözü var. Soğutmalı. Kolçağımızın altında yine iki kapaklı olarak açılabilen güzel bir göz var. Saklama gözü açısından pek bir eksik yok. Kapılardaki cepler inanılmaz büyük. Yani ben küçük su koymaya çalıştım. Küçük suyu bırakın 1-1,5 litrelik büyük su şişelerinde rahatça alacak şekilde. Aracın arka pandizot ya da arka bagaj perdesi de bu versiyonda, 7 koltuklu versiyonda tabii çıkarıp konulabilir vaziyette. Kendisine has bir yer yapmışlar. Orayı da göstermeye çalışırım. Gerçekten çok faydalı çünkü genelde o pandizotu çıkarıp bir yere koymak istersiniz ve bir yer bulamazsınız ama araçta onun için özel bir yer yapmışlar. Bir SUV olduğunu belirtecek karakterde yapılmış. Yani ön taraf burun oldukça etli ve yüksek. Arka tarafı düz ve C sütunu da bagajla birleşik geliyor. Yani bunun bir tipik SUV ya da eskilerin dediği gibi arazi aracı veya Jeep olduğunu gösterir şekilde bir dizayn karakteri var. Tabii küçük detaylar eklenmiş. Önde iri bir Mercedes logomuz var. Bu Mercedes logosunun oradaki ızgaralarda artık yeni nesil elektrikli araçlara geçişi anımsatan bir takım dizayn detayları var. Aracın farları ve stop grubunun hepsi LED ile yapılmış. Yani araçta kullanılan tüm ışıklandırmalar LED sisteminde. Gece görüşü deneme fırsatım olmadı ama aracın sahibiyle sohbet ettiğimizde farlarından çok memnun olduğunu söyledi. Onun dışında bu araç AMG Plus dediğim gibi. Önde ve arkada AMG'ye has işte difüzörler, çift kromlu egzoz çıkışları var ama maalesef bu egzoz çıkışları aktif değil. Aracın ondan başka bahsetmemiz gereken marş piyeleri, aracın tabii plastik geçilmiş ve plastik dodikler var biliyorsunuz. Bu dodikler ve plastik aksamlar da aracın bir arazi aracı olduğuna dair bize ipuçları olarak aracın dış tasarımına eklenmiş. Şimdi tabii gidip geldikçe özellikle direksiyon hakimiyeti gerçekten çok hoş. Bu tarafta da bu tarafta da neredeyse kör noktası olmayan bir görüşe sahip. Aracın arka tasarımının tabii düz olması sebebiyle arka camda da herhangi bir görüş zafiyeti yok. Oldukça doyurucu bir görüntüsü var arka tarafın. Buradan bakınca araçta açıkçası hiçbir boşluk göremiyorum yani görüş zafiyeti olarak. Tam tersi yüksek oturma konumu da bunu destekleyecek şekilde çok keyifli bir hal almış. Şöyle bir durayım ben. Aynen şöyle duralım. Evet sevgili dostlar, yine bir videonun sonuna geldik. Bir küçük hatırlatma olarak yine üzerinden geçmek istiyorum. Bugün 2021 model Mercedes GLB test ettik. Aracımız 1333 cc'lik bir turbolu benzinli motora sahipti ve sürekli 4 çeker formatik sistemdi. Aracın 1625 kilo olduğu göz önünde bulundurularak bu motor ve bu şanzımanın bu aracı her koşulda ve yeterli olarak götürdüğünü söyleyebiliriz. Aracın malzeme kalitesi, üretim kalitesi ile ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Bu araca özel karbon detaylar çok şık. Genel olarak direksiyon hissi, kasanın stabilitesi bunlar gerçekten bu sınıf için çok başarılı yapılmış. Genel etrafı görüş çok açık. Araçla ilgili eleştirilecek açıkçası iki tane şey bulabildim. Belki üç. Bir tanesi kapılar çok rahat kapanmıyor. O da alışkanlık gerektiriyor. Birkaç günde alışırsınız. İkincisi arka yolcular için bir klima çıkış menfezi yok. Ve motorun üst devirlerde biraz turbosundan kabin içine ses geliyor. Ama bunlar dışında bu paralara alınabilecek iç hacmi çok geniş. Uzun yolculuklarda
hem öndekileri hem arkadakileri oldukça konfor ve güvenlik içinde seyahat ettirebilecek harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Eğer hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun, bildirim zilini de açın. Ve en önemlisi beni ve kanalımı lütfen yorumsuz bırakmayın. Sizin de çekilmesini istediğiniz enteresan bir aracınız varsa da benimle temas etmekten de lütfen çekinmeyin. Daha mutlu, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.